Mehmet Yılmaz T24 Yasakçı cibilliyetin açmazım. Oscar Wilde bir şeyi yasaklamak onu unutulmaz hale getirir diye yazmıştı. Psikiyatri ile edebiyat deyim yerinde ise evlendirerek insan davranışlarının inceliklerini çözümlemeye yönelik onlarca kitabın yazarı psikiyatr Dr. Adam Philip Yasak Olmayan Hazlar isimli kitabında Oscar Wilde'ın bu sözünden yola çıkarak şöyle yazmış en iyi ve en kötü ihtimalle yasaklamak, dikkatleri zorla bir şeye yöneltmek ve ilgi gösterilmesini güvence altına almaktır. Bir şeylerin akla musallat olmasını sağlayacaktır. Cibiliyetleri itibarıyla yasakçılığa çok meraklı olan hatta hayata sadece bu perspektiften bakan bir siyasi ideolojinin mensupları olarak AKP yöneticilerinin farkında olmadığı gerçek bu yasakların çoğunlukla arzuyu kamçıladığını aslında tarikat yurtlarında yaşanan rezilliklerden de biliyor olmalılar ama hiç oralı gibi görünmüyorlar. Bilmiyorum kendisi de hatırlıyor mu? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerdeki ağır yenilgiyi değerlendirmek ve hatalardan ders çıkarmak için bir dizi toplantı yapmıştı. Normal olarak kendisi konuşulanları dinlemek ve onlardan bir sonuç çıkarmak yerine konuşmayı daha çok tercih ediyor. Nitekim o günlerde kulis haberlerinde seçim yenilgisinin tekrarlanmaması için partilerine talimatlar verdiğini okumaştık. Bu talimatlar arasında gençleri yeniden kazanmak vakti de vardı. Bundan sonraki genel seçim eğer öne çekilmezse 14 Mayıs 2028 yılında yapılacak. Erdoğan'ın seçime dördüncü kez girebilmesi için tarihin meclis kararıyla bir iki ay öne çekilmesi elbette mümkün. Ama bu genel tabloyu değiştirecek bir sonuç yaratmaz. O tarihte geçen seçimde oy kullanabilecek yaşta olmayan çocuklar da seçmen olacaklar. Bunların en küçükleri bugün 14 yaşında olan 2010 doğumlular. Şu anda yasaklanan oyun platformu Roblox'a en çok vakit geçiren yaş grubu. Geçen seçimde çocuk oldukları için oy kullanamayıp önümüzdeki seçimde yeni seçmen olacakların sayısının 5-6 milyon arasında olduğu TÜİK nüfus istatistiklerinde görülüyor. Oy kullanmaya gittiklerinde Erdoğan rejimiyle ilgili olarak akıllarında ne kalmış olacak? AKP çevrelerinde bir konu üzerinde düşünmek pek tercih edilen bir davranış biçimi olmadığı için ben gelecek seçimde oy kullanmaya gidecek genç seçmenin aklında kalacakları kısaca özetleyeyim. Instagram'ın yasaklanması, TikTok'un yasaklanmasının mecliste ciddi olarak konuşulması, vahşice öldürülen köpeklerin insanın içini yakan görüntüleri, köpekleri öldürme kararı aldıkları için mutlu mesut poz veren milletvekillerinin sırıtışları, Roblox'un yasaklanması ve bunları takip edecek kim bilir daha ne yasaklar ve 2028 seçimlerinden sonra yine kulis haberleri okuyacağız. Erdoğan seçim yenilgisinin sebeplerinin araştırılmasını istedi, gençlere önem verilmesini emretti. Durmak yok yağmaya devam. İstanbul'un Şile ilçesi sınırları içindeki 2 milyon 220 bin metrekarelik bir alan Kuzey Ormanları sınırının dışına çıkarıldı. Cümlenin tuhaflığını kabul ediyorum. Böyle yazınca sanki 222 hektarlık bir toprak parçası yerinden sökülmüş de bir başka yere taşınmış gibi oluyor. Taşınan bir şey yok. Sadece kaşınan avuçlar var. Biz çocukken avucun kaşınınca başına sürmen gerekirdi. Çok para getirsin diye. Şimdi durum daha yerli ve milli olduğu için avuçlar kaşınınca ormanları kesmek yetiyor. Daha çok para gelmesi için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onca işinin arasında bir karar imzaladı ve Ömerli'de 69, Darlık'ta 153 hektar orman, orman olma vasfını yitirdi. Bu kararla ağaçlara artık siz orman fidan değilsiniz, çekinin kenara bina yapacağız denilmiş oldu. Zaten o ağaçlar yüzünden orman görünmez hale gelmişti. Kararın gerekçesi göz yaşartıcı. Ömerli ve Darlık Barajı çalışmalarından etkilenen bölge halkının iskan edilmesi için yer bulmak. 22 yıllık AKP iktidarına tanıklık etmemiş olsak belki bu gerekçeyi yutardık ama artık zor. Belli ki bazı Müslüman kardeşlerimiz oralarda ileride para eder diye araziler kapatmışlar. Orman arazisine inşaat yapılamayacağı için fiyatı da oldukça düşük tutmuş olmalılar. Nitekim ileriyi iyi görmüşler, şimdi iskana açılacak arazilerde kat karşılığı siteler mi yaptırırlar, doğrudan doğruya müteahhitlere satarlar mı artık orası onların bileceği iş. Keşke tapu kayıtları şeffaf olsa da 222 hektarlık alanda kimlerin arsaları varmış öğrenebilsek. Tabii bu işler durduk yerde de olmaz. Çarkları yağlamak gerekir ki işler hızlı yürüsün. Hangi çarkların yağlandığını da dillere düşecek yağ damlalarından takip edeceğiz artık.